hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de birçok ilde çinem için sokağa çıktı kadınlar. Şimdi İstanbul'daki basın metnimizi okuyacağım. Çilem Doğan'ın cezalandırılmasını kabul etmiyoruz. Erkek adalet değil, kadınlar kazanacak. Yargıtay dün ülkenin dört bir yanında milyonlarca kadının beklediği kararı açıkladı. Katil erkekleri, tecavüzcüleri serbest bırakan erkek yargı yine yaşamını savunan bir kadını cezalandırmayı seçerek bir kez daha şiddet uygulayan erkeklerin sırtını sıvazladı. Çilem Doğan'a verilen 15 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasını kabul etmiyoruz. Çilem Doğan 2016 yılında evli olduğu, yıllarca sistematik olarak şiddetine maruz kaldığı Hasan Karabulut'u ölmemek için öldürmek zorunda kalmıştı. Çilem sayısını hatırlamadığı kadar çok defa devlet kurumlarına başvuru yapmış, 9 kez koruma kararı almasına rağmen yaşadığı şiddet devam etmişti. Kadın cinayetine giden yolda hayatta kalmayı başaran Çilem Doğan için meşru müdafaa hükümlerini uygulamayan mahkemenin kararı dün Yargıtay tarafından onandı. Şiddete karşı Çilem'i korumayan devlet ölmediği için Çilem'i bir kez daha cezalandırdı. Nadir Hanım, erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Nadir Hanım, Yelda Hanım'ın, İpek'in, Gülistan'ın faillerini tutuklamayan devlet. Nevin'i, Nammi'yi, Çilem'i, Öznur'u, Yasemin'i cezalandırarak erkeklere şiddet uygulayabilsin, öldürülebilsin derken kadınları öldürülsem bile kaderine razı ol diyor. Susup oturmamızı istiyor. Çilem'in de dediği gibi bu kararla bütün kadınlar hapsedilmek isteniyor. Bize reva gördükleri hayatı reddediyoruz. Adeta tüm kadınlara gözdağı verilmek istenircesine verilen bu karara da erkek adalete de ülkenin dört bir yanında sokaklarda meydan okuyoruz. Herkes diyoruz, geceleri de.
Gülen Doğan, her birimizin kirpiğini yere düşürmemek için hayatını